Ağız ve diş sağlığımızla ilgili, e, evet son yıllarda çok kullanılan bir tedavi yöntemi var, dental implantlar. E, doğal dişlerimize en yakın alternatif diyebiliriz dental implantlar için. E, ama kafamızı karıştıran pek çok konu da var bu konuda. Hmm, herkese yapılıyor mu? Özellikle tam dişsiz ağızlarda e, dental implant tedavisi başarısı nedir? Nelere dikkat etmek lazım? Uzman doktor Tan bizler için anlatıyor. Bugün implant tedavisinde yapılabilecek üst yapı çeşitliklerini konuşacağız. Şimdi implant tedavisi dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? yapay bir diş kökünün çene keminin içine yerleştirilmesi ve bunun da üzerine gerçek bir diş yapılmasından bahsediyoruz. O zaman implant tedavileri oldukça geniş bir kapsamda yer alıyor. Mesela implant tedavisi yapıldıktan sonra örneğin biz hastaya sadece 4 tane implant yerleştirdiysek ve tüm dişlerini üst çenedeki özellikle mesela örnek olarak söyleyelim bütün dişlerini restore edeceksek bu 4 tane implantın üzerine bütün dişleri vidalayarak bir restorasyon yapabiliyoruz. Bu sisteme All-on-4 sistemi deniyor. Yani İngilizce hepsi dört tanenin üzerinde anlamına geliyor. Başka neler yapabiliriz implant tedavilerinde? Mesela yine hiç diş olmayan bir kişide yine üst çene örneğini verelim. 8 tane implant yerleştirerek parçalı yani sağ bir parça, sol bir parça ve ön bir parça olmak üzere restorasyonlar daha doğrusu köprüler yaparak Hastayı dişlendirebiliyoruz. Yine implant tedavilerinde örneğin sinüs bölgesinden veya alt çenedeki çene kemiğinin içinden geçen e, nervus alveolaris inferior adını verdiğimiz sinir dokusundan kaçmak için bazı implantları da eğik yerleştirebiliyoruz. Buna da tilted yani İngilizce eğik anlamına gelen implantlar deniyor. İmplantların üzerine yapılacak tedaviler sabit olabileceği gibi hareketli de olabiliyor. Mesela ee, yaşlı bir hastamız var diyelim. Alt çene kemiği oldukça erimiş. İmplant yapılamaz e, klas sınıflamasına e, girmek üzere diyelim. E, böyle hastalarımızda alt çeneye ön bölge iki tane implant yerleştiriyoruz. Ve bu implantların üzerine de takıp çıkarmalı damak protezini kullandıra biliyoruz. Bunun avantajı ne oluyor? Hasta eee protezini sürekli olarak ağzından çıkma problemi yaşamadan rahat rahat kullanabiliyor. Protezin retansiyonu yani tutuculuğu artıyor. Fakat stabilite yani e, dengesi çok da fazla değişmiyor. Elbette e, artı bir yönü var ama çok da fazla değişmiyor. Yine mesela arka bölgeye implant yapılamayacak durumda olan hastalara ön bölgeye implantlar yerleştirilip bunların köprüleri yapılıp arka bölgeye de takıp çıkartmada bir protez hassas bağlantılı elbette olacak şekilde yapılabiliyor. Bunlara da hibrit protezler deniyor. Yani anlayacağınız implant tedavilerinde bizim çok fazla çeşidimiz var. Çok fazla yöntemimiz var. Neyi ne zaman hangi hastada hangi şartlarda kullanacağımızı Açıkçası doktorların karar vermesi gerekir. Fakat elbette bu durumda hastanın da kendi fikirleri göz önünde alınır ve bu tedaviye ayrıca bütçe bütçede bu konuda önemli yer taşır. İmplant geometrisinde de çeşitlilikler mevcuttur. Örneğin bizim agresif yivli implant dediğimiz yani o hani tırtıkları vardır ya implantın etrafındaki. Onların böyle sivri sivri olduğu implantlar vardır ya da pasif yivli dediğimiz o tırtıkların yuvarlak yuvarlak daha kibar olduğu implantlar bulunur. Bunlar kullanım alanına göre değişir. Mesela agresif hibli implantlar dişi çekip anında implant yerleştiriyorsanız onlar da tercih edilir. Pasif hibliler ise diş daha önceden çekilmiş, aradan belli bir süre geçmiş. Biz temiz bir kemik dokuya yapıyorsak bu durumlarda tercih ederiz. Özetleyecek olursak implant tedavisi oldukça geniş tabanlı bir uygulamadır. Derya denizdir. Siz kendi isteklerinizi doktorunuza anlatırsanız doktor da yapabileceği ve yapamayacağı şeyleri size güzel bir şekilde aktarıp size en uygun olan tedaviyi uygulayacaktır. Uzman doktor Tansu Erakman dedi ki implant tedavisi derya deniz bir konu. İşte bu yüzden biz de önümüzdeki bölümlerde yine implant tedavisine değineceğiz. Bu konuda merak ettiklerimizi uzman konuğuma soruyor olacağım.